Arkadaşlar bir sor ve getirdi buraya. İlk defa böyle bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Kızım o gecede namaz alınacak. Namaz alınacak. Aha namaza kadar. Ben Allah'a inanmıyorum ki. Kardeşlerim bu cümleyi o güne kadar hiç duymamıştım biliyor musunuz? Doğruluk kaldım, ne diyeceğim, nereye başlayacağım, şortla. Adı ne kızım? Özlem dedi. Özlemciğim ne işin varsın sen? Lise son sınıfta öğrenciyim. Vay be! Benim ülkemde lise son sınıfa gelmiş bir kızım. Ben Allah'a inanmıyorum dedim. Özlemciğim, bak buraya kadar gelmişsin. Seninle uzun uzun konuşmak isterim ama içeride bizi bekliyorlar. Efendim içerideki kardeşleri bekletmemek adına biz namazı inşallah birazdan beraberce kılacağız. Hocaların burada üstbirinden Mehmet hocalarla birlikte kalan konferansı bölmeyelim inşallah. Namaz vakti biraz daha var. Aziz kardeşlerim içeriye girelim. Programdan sonra söz veriyorum sana. İstediğin kadar konuşalım dedim ama zaten de geç kalmışım İstanbul'da. Apar topar salona girdim. Fakat içerisinde kalabalık gözlem kızımız girdi mi giremedi mi göremedi. Programdan konuşma biter bitmez fırladı dışarıya ki kızımızı kaçırıyor. Hazır bayramıza kadar gelmiş. Belki birkaç cümleyle ona faydamız olur. Fakat kıymetli kardeşlerim sağa baktım, sola baktım. Özlemim. Gitmiş. Öyle içime attı ki ya bayramıza kadar gelmiş bir kardeşimize faydamız olamadı. Adını biliyorum dedi. Ne soyadı var. Ne okulunu biliyorum. Ne de şimdiki gibi sosyal medya var. Facebook, Twitter. Yapacak bir şey yok ama içime oturdu. Programlarda yaşadığım enteresan olayları evde çocuk çocukla da paylaşıyorum. Hanımefendi anlattım. Hanım demez ki Bey niye girdin içeriye o gece kızımızla gidiyorsaydı belki daha hayır olacaktı. Bak ayağına kadar da gelmiş bir tamam becerim işte. Ayağına kadar gelen de sana kaçırdı. Uzatın ya da aradan 45-50 gün geçti. Bir başka cemiyetimiz o bölgeye bizi davet etti. Yoldan giderken bir anda gözlem düştü gönlüme. Dedim ya bir şaşkın kızımız vardı. Yolumu şaşırmış da beni unutmuş. Acaba bugün de afişlerde resmimizi, ismimizi duyar da gelir mi? Gelirse bu gece program bir tarafa, özlem bir tarafa. Şimdi bir an yapıyorum. Benim bir planım var ama Rabbimizin kim bilir nice programları var. Bir de öğrendim ki program da yine aynı salondaymış. Heyecanım iyice arttı. Şimdi kendi kendime şey yapıyorum. Nereden başlayayım, nasıl başlayalım? Ama zihnim hep özlemle meşgul. Salonun tam gelişine geldik. Merdivenlerden çıkıyoruz yukarıya bak. Kalbimle dışarı gidelim. Mustafa. Tam merdivenlerden çıktım. Gelecek mi? Gelelim falan derken. Bir tane göreyim. Özlem kızımız diğer arkadaşlarıyla beraber tam kadro bekliyor gelişti. Hocam beni tanıdın mısın? Dedim. Ama konuşması bile değişmiş. Hiç unutmadım bir özgürlük. O geceden beri içimde kalayan bir yaz. Hocam dedi, biliyor musun? Ben geçenki programınızı dinledim. Sizi dinlerken ilk defa Rabbime bu kadar yakın hissettim kendimi. Öyle güzel duygular kabarım geldi ki içimde gözyaşları unutamam. Gözyaşlarım kuşkura dönüşünce etrafımdakileri rahatsız ettim diye kaçtım. Ne anam namaz kılıyor ne babam. Din dersinde öğretmenin anlattıkları hatırıma geldi. Becerebildiğim kadarıyla koşamadım.